Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, Arap ülkelerini Suriyeli sığınmacılara daha fazla yardım etmeye çağırdı. Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, krizin üstesinden gelinmesinde Orta Doğu ülkelerinin de sorumluluğunun bulunduğunu kaydetti. Binlerce sığınmacı geceyi Hırvatistan'ın Slovenya sınırında geçirdi. Slovenya'nın başta reddetmesine rağmen trenlerle sınıra gelen sığınmacılar yağmur ve soğuk altında zor saatler geçirdi. Slovenya önce kadın ve çocukların kabul edileceğini açıkladı. Karadağ'ın başkenti Podgorica'da düzenlenen gösteride binlerce muhalefet yanlısı Başbakan Milo Djukanovic'e istifa çağrısında bulundu. Polis göz yaşartıcı bombayla göstericilere müdahale etti. Djukanovic 90'lı yıllardan beri ülkenin kaderine yön veriyor. İsrail güvenlik güçleri artan şiddet olayları nedeniyle Kudüs'ün doğusundaki Cebel Mukebber mahallesinde yeni bir kontrol noktası oluşturdu. Amerikan Dışişleri Bakanı John Kerry, İspanya ziyaretinde İsrail ve Filistin liderlerini şiddetin durması için acil önlem almaya çağırdı. Seçimlere bir gün kala bıçaklanan bağımsız aday Henriette Reker, oyların %52,7'sini alarak Köln şehrine belediye başkanı seçildi. Saldırıda ağır yaralanan Reker'in hayati tehlikeyi atlattığı, tedavisinin sürdüğü belirtildi. Kopbu tayfunu Filipinler'de etkili oluyor. Şiddetli yağış, heyelan ve sel felaketine neden oldu. Çok sayıda ev yıkılırken ağaçlar devrildi. Karayolları ulaşıma kapandı. En az 16 kişi sel sularına kapılarak hayatını kaybetti. 20 bin kişi ise tahliye edildi.